altında şeyler, ilahiler okunur. O zikrin hızlanması, yavaşlanması. Aynı zamanda İslam'ın yaşamayı öğrenmek. Türk İslam Edebiyatı'yla ilgili şu hep söylenir. Ya Edebiyat Fakültesi'nde eski Türk Edebiyatı meşhur adıyla Divan Edebiyatı varken ilahiyatta böyle bir şeye ihtiyaç var mı? Zaman zaman bu tartışılır. Yani Edebiyat Fakültelerindeki bazı hocalar ilahiyatta böyle bir dersin ihtiyacı olmadığını söylerler. Onun için de biz alanla ilgili çalışma yaparken Türk İslam Edebiyatı'nın sınırları nedir üzerinde durduk. İşte bizim yaptığımız tarifte şu, Türklerin Müslüman olduktan sonra meydana getirmiş oldukları edebiyatla başlar ki bu edebiyat biliyorsunuz Kutadgu Bilig, Atabetül Hakayık isimli iki mesnevi, daha sonra Ahmet Yesevi'nin Divani Hikmeti, bir de Divan-ı Lügat-ı Türk vardır. Bu eserler bizim alanda, Türk İslam Edebiyatı alanında yazılan ilk eserlerdir. Aynı zamanda bu eserler Türk, eski Türk Edebiyatı'nın da konusudur. Onlar da buradan başlarlar. Anadolu'da 13. yüzyıldan itibaren biz başlatırız bu edebiyatı. Ve 13. yüzyılda da iki büyük şair görürüz. Bir tanesi Mevlana'dır, diğeri Yunus Emre'dir. Mevlana tüm eserlerini Farsça yazan bir şair, bir mütefekkir, bir mutasavvıftır. Yunus Emre ise Türkçe yazan birisidir. Aralarında biraz şey var, Mevlana daha büyüktür. Yani 30 yaş kadar bir fark var. İkisinin karşılaştığı, görüştüğüne dair de bilgilerimiz var ki Yunus Emre Divanı'nda bundan da bahseder. Yunus Emre'nin yazmış olduğu o Türkçe şiirler çok sevilir ve 13. yüzyıldan itibaren bizim Anadolu'da iki mektep veya iki metottan bahsetmemiz söz konusudur. Mevlana Mektebi, ekolü, okulu diyebiliriz. Bir de Yunus Emre Mektebi, okulu veya ekolü diyebiliriz. Mevlana söylediğim gibi şiirlerini tamamen Farsça yazmıştır. Mevlana dediğimizde bizim aklımıza Mesnevisi gelir mesela. Mesnevi aslında bir türdür edebiyatta. Bir olayı anlatırken ki o dönemde işte roman türü daha sonra girmiştir 19. yüzyılın ortalarında batıdan alınan bir türdür bizde. Bir olayı anlatırken şiirle yazdığınız zaman bunu mesneviyle yazarsınız. Mevlana'nın mesnevisinin aslı da şiirdir zaten. Her ne kadar Mevlana'nın eserini dediğimizde biz sadece mesneviye hatırlasak da Mevlana'nın bir de divanı var, divanı kendisi var. Bizim yazarlarımız hangi eseri yazarlarsa yazsınlar, esere besmele de başlar. Bu eserin konusu dini olmak zorunda değildir. Mesela bir matematik kitabı yazarken de başında besmele vardır. Sonra hamdele vardır. Yani Allah'a hamd eder, Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirir. Sonra da konuya başlar. Bu bir gelenektir. Müslüman edebiyatların ortak geleneği besmele, hamdele ve salveledir. Divan dediğimiz şiir kitabıdır. Şairin ömrü boyunca yazmış olduğu, çeşitli şekillerde yazmış olduğu şiirlerin bir araya getirildiği kitaba biz divan deriz. Ama divanlarda da belli bir tertip sırası vardır. Yani bizim şiirimiz kurumlarımız gibi metodolojiktir. Bir metod üzerine yapılır. Yani bir divanda belli bir sıra vardır. Mesela baş tarafta uzun şiirler yer alır. Kaside dediğimiz şiirler yer alır. Kasideler övgü şiirlerdir. Birini övmek için veya bir şeyi övmek için yazılan şiirlerdir. Allah'ı övmek için yazılan şiirler de kasidedir. Hazreti Peygamber aleyhisselamı övmek için yazılan şiirler de kasidedir. Kaside formuyla yazılır. İçerik açısından farklı adlar veriyoruz ama şekil itibariyle bunlar kasidelerdir. Dört halifeyi övgü için yazılan şiirler de kasidelerdir. Övgü şiirleri vardır.
Bunun dışında bir de sevgi şiirleri vardır, aşk şiirleri vardır. Bunlar da gazellerdir. Kasideler daha uzundur ve kasidelerin dili biraz daha böyle ağırdır. İşte bizim Türkistan edebiyatı dediğimiz şiir, Arap edebiyatı, İran edebiyatı yoluyla gelen, onları örnek alan, daha çok da İran edebiyatını örnek alan bir şiirdir. Onun için edebiyatımızın menşei İslam'dır. Ana kaynağı İslam'dır. İşte halka şeklinde zikir yap.